Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadının eşit yurttaşlık hakkına sahip olmasında dev bir adım olan, en büyük adımlardan birisi olan Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin 96. yıl dönümü. Bizler de bu vesileyle bir basın açıklaması metni oluşturduk ve 81 ilimizde, 973 ilçemizde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapacaktık. Ancak illerimizden birisi bugün bu basın açıklamasına katılamayacak. Giresun İl Kadın Kolu Başkanımız ve ilçe kadın kolları başkanlarımız ne yazık ki bugün gencecik bir kızımızın Sıla Şentürk'ün cenazesinde olacaklar. O nedenle basın açıklamasında olamayacaklar. Evet, Sıla 16 yaşındaydı. Geleceğe dair umutları, müthiş bir yaşam enerjisi olan bir evladımızdı. Ve hepinizin bildiği gibi katledildi nişanlısı tarafından. Katil Hüseyin Can Gökçe'nin 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edildi. Geçen yıl Sıla'yı kaçırmaya teşebbüs ettiği tespit edildi gene. Ve bu durum yargıya taşındığı halde tutuklanmadı. Bu caninin tutuklanması için 16 yaşındaki bu çocuğumuzun katledilmesi mi gerekiyordu sorarım size. Şimdi bakıyorum da ülkeyi yönetenler tek tek açıklamalar yapıyorlar ve duydukları üzüntüyü ifade ediyorlar. Ne kadar samimiyetsiz, ne kadar yapmacık. Ya, bizler çocuk istismarı için mücadele ederken, çocuk istismarı vakalarıyla mücadele ederken siz değil miydiniz küçüğün rızasından bahseden? Sorarız size Sayın Bekir Bozdağ. Bizler adliye koridorlarında nöbet tutarken o çocuk istismarı davalarından daha adil kararlar çıksın diye uğraşırken siz değil miydiniz bir defadan bir şey çıkmaz diyenler? Bizler erken yaşta ve zorla evlilik başlı başına çocuğa yönelik bir şiddettir, bunun üzerine başka bir cümle kurulmaz diye ortalıkta sık sık bunu dile getirirken siz değil miydiniz çocukları tecavüz edenlerle evlendirmeye çalışanlar, TCK yüzücü değiştirip de tecavüzcüleri aklama yasasını hayata geçirmeye çalışanlar. Üstelik biz her seferinde bunu dile getirdiğimizde yasayı geri çekip sonra pişirip pişirip tekrar önümüze getirmeye çalışanlar. Ve bizler kadınların ve çocukların can güvenliğiyle uğraşırken, tüm kadınların çocukların bu ülkede güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamasının teminatı olan İstanbul Sözleşmesi'ne sımsıkı sarılırken, siz değil miydiniz bir gecede bu can simidi olan, kadınların çocukların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni feshi edenler? Onun için son derece yapmacık, son derece samimiyetsiz mesajlar bunlar. Ama buradan halkımıza, milletimize bir söz verelim. İlk seçimlerden sonra çocuklarımızı ve kadınları değil, bu zihniyeti gömeceğiz. Ondan sonra çocuklarımız, ilk seçimlerden sonra çocuklar, kadınlar bu ülkede güven içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilecekler. Andımız olsun. Evet, değerli basın mensupları, bugün az önce de söylediğim gibi Türk Medeni Kanunu'nun 96. yıl dönümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 96 yıl önce bugün kabul edilmişti bu kanun. Buradan bir kez daha ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu süreçte eşitlik mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde gücümüze güç katan tüm devrimcilere saygı, minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi kadının insan hakları açısından dediğim gibi dev bir adımdır. Bu yasa kadını ve erkeği eşit yurttaşlık temeline taşımıştır. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, tek eşle evlilik esası getirilmiştir.
Kadınlara boşanma, miras hakkı, mahkemede tanıklık yapma, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yapma hakkı tanınmıştır. 1 Ocak 2002 yılında devreye giren, yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu ile de aile hukuku kuralları günün değişen koşullarına uygun hale getirilmiştir. Ve bu kanunla birlikte ailenin reisi kocadır hükmü değiştirilmiş, evlilik birliğinde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanınmıştır. Yine evin seçimini kocanın yapacağı hükmü değiştirilmiştir ve kadın erkek bir arada oturulacak olan evin seçilmesi teminat altına alınmıştır. Evlilik birliğinin giderlerine mal varlığı ile değil, aynı zamanda emekleriyle de katılabilme olanağı sağlanmıştır. Ve evlilik sona erdiğinde evlilik süresince edinilen malların paylaşımında eşler arasında da bir eşitlik temin edilmiştir. AKP iktidarının kadın ve erkeği eşit görmeyen zihniyete sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bununla birlikte her geçen gün kadınların, çocukların haklarının nasıl gasp edildiğini birebir şahitlik ediyoruz. Bakın 2017 yılında mesela müftülere resmi nikah yetkisi tanındı. Böylece laik hukuk devletinin simgesi olan medeni kanunumuzla sağlanan hukuk birliği göz ardı edildi. 2021 yılında ise az önce de söylediğim gibi kadınların, çocukların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu bir kararla bir gece yarısı ansızın feshedileceği açıklanarak daha sonrasında 1 Temmuz 2021'de de yürürlükten kaldırıldı. Şimdi de kadının nafaka hakkına göz dikmiş durumdalar. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yapmış oldukları açıklamalardan, 6. yargı paketinin içerisine sığdırmaya çalıştıkları düzenlemelerden ve aileye çok yakın olduğunu bildiğimiz bir basın mensubunun gene dile getirdiği konulardan biliyoruz. Erdoğan ailesine yakın olan bir basın mensubundan bahsediyorum. Değerli basın mensupları, 3 tip nafaka hakkı vardır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası. Tedbir nafakası, boşanma süresi boyunca dava açıldığı günden başlayarak dava sonuçlanıncaya kadar olan dönem içerisinde gerekli görüldüğü hallerde verilen bir nafaka türüdür. Kadın Dayanışma Vakfı'nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre müşterek çocuklar için talep edilen tedbir nafakası oranı sadece ve sadece %44. %44'lük bir nafakadan bahsediyoruz. Eşler için talep edilen tedbir nafakası oranı ise %46'dır. Gelelim iştirak nafakası. İştirak nafakası ise çocuklar için verilen bir nafaka türüdür. Çocuğun bakımı, eğitimi, korunması için ödenir ve bu giderler anne ve babanın ortak sorumluluğudur. Onun için müşterek çocuklar için de talep edilen bu nafakaya yönelik olarak da bir araştırma yapılmış. Bunun oranının da boşanma davalarında sadece %61 oranında olduğu tespit edilmiş. Gelelim yoksulluk nafakasına. Yoksulluk nafakasında aslında bir cinsiyet tanımı yoktur. Boşanma sonrasında daha yoksullaşan taraf için ödenen bir nafaka türüdür. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafa geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında bağlanır ve daha çok kadının lehine gibi görünür yoksulluk nafakası. Bunun sebebi de aslında içinde bulunduğumuz toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Çünkü Türkiye'de kadınlar daha yoksul bir kesimdir ve boşanma sonrasında daha yoksullaşan kesimde çoğunlukla kadınlar olmakta olduğu için yoksulluk nafakası daha çok kadınlara bağlanmaktadır. Şimdi AKP iktidarının ve yandaş medyanın sık sık gündeme getirdiği bir başka konu var. Nafakanın süresiz olduğunu iddia ediyorlar. Bu da doğru olan bir bilgi değildir. Nafaka süresiz değildir. Alacaklının yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin vefatı halinde ortadan kalkar. Yine alacaklı tarafın bir başkasıyla fiilen evlenmiş gibi yaşaması, işe girmesi, miras kalması, yani mali koşullarının düzelmesi, yoksulluğun ortadan kalkacağı durumlar oluşması halinde mahkeme kararıyla da kaldırılabilir.
Ayrıca mali durumların değişmesi halinde nafaka miktarı da değişebilir. Nafaka miktarı da azaltılabilir. Kadınlar tarafından talep edilen yoksulluk nafakasının oranı sadece %70'tir. Çünkü davalara taraf olan kadınların %45'inin, tekrar ediyorum, %45'inin herhangi bir geliri yoktur. Türkiye'de kadınların ne kadar yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığının en temel göstergelerinden birisi de bu veridir. Gene Kadın Dayanışma Vakfı'nın 2011 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre, çalışmaya göre mahkemeler nafaka taleplerinin sadece %8'ini, tekrar ediyorum, sadece %8'ini tam olarak kabul etmektedir. Yani %8'lik bir orandan bahsediyoruz. Ayrıca hani nafaka meblağları için çok yüksek, çok astronomik rakamlar olduğu yönünde bir algı yaratılmaya çalışılıyor ya. Gene 2019 yılındaki bir araştırma bize şunu gösteriyor ki kadınların sadece %2'si 2000 TL'nin üzerinde bir nafaka almaktadır. Nafakaların %66'sı 500 TL'nin altındadır. Yine şunu hatırlatmakta fayda var. Bağlanan nafakaların %50.7'si hiç ama hiç ödenmemektedir. Ve kadınlar çoğunlukla ödenmeyen bu nafaka hakları için hukuka da başvurmamaktadır. Çünkü az önce de söylediğim gibi alacakları rakam zaten 500 lira ya da altında olduğundan dolayı yapacakları avukatlık harcaması, avukatlık giderleri bunun çok daha üzerinde olacaktır. Onun için hiç hukuk yoluna, yargı yoluna başvurmamayı tercih eder noktaya gelmiştir kadınların çoğu. Ayrıca hani bir sav daha var ortaya atılmış olan, işte deniliyor ki bir gün evli kalıyor, boşanıyor, sonra da hayat boyu nafaka ödeniyor. Bakın TÜİK bile bu veriyi yalanlıyor. TÜİK bile bu bilginin gerçek olmadığını gözleri önüne seriyor. Diyor ki TÜİK, 2020 yılını örneğin baz alalım. Oradaki TÜİK verilerine göre Türkiye'de boşanmaların sadece %2'si bir yıldan az süren evliliklere dair. Tekrar ediyorum, boşanmaların sadece %2'si bir yıldan az süren evlilikler için geçerli. Evet değerli basın mensupları, şahsım hükümetinin kadınların haklarını aşındırmak için yaptığı ve yapmayı planladıkları bunlarla da bitmiyor. Örneğin bir zorunlu arabuluculuk tasarısı da onların gündeminde. Aile hukukunda zorunlu arabuluculuk uygulamasını getirmeye çalışıyorlar. Ve eğer bu düzenleme hayata geçirilirse kadınlar açısından yeni mağduriyetler yaratılacak. Nasıl mı? Söyleyeyim size. Örneğin kadın şiddet gördüğü için boşanma kararını vermiş. Ancak bu arabuluculuk sistemiyle kadın kendisine şiddet uygulayan erkekle aynı masaya oturup uzlaştırılmaya çalışılacak. Yani eşitler arası olmayan güç dengelerinin baştan doğru kurgulanmadığı bir ortamda bulunacak kadın. Evet, AKP hükümeti bir de boşanmaları hızlandırmaktan bahsediyor ve aslında buradaki amaç az önce bahsettiğim gibi boşanma süresince gereklilik halinde ödenmekte olan tedbir nafakasını buharlaştırmak, tedbir nafakasını ortadan kaldırmayı planlıyor ve diyor ki boşanma davası süresince aile konutu uygulamasına da gerek yok. Yani boşanma süresince kadınların ve çocukların oturmaya devam ettiği aileye ait olan konuttan kısa süre içerisinde çıkartılmasını hedefleyen bir düzenleme içerisinde olduklarının da duyumlarını alıyoruz. Yani kısacası zaten ödenmeyen nafakalar için ister öde ister ödeme devreye girecek, böyle bir dönem başlayacak. Evet değerli basın mensupları, bizler bu hakları kolay elde etmedik. Bizler Kurtuluş Savaşı mücadelesini kadın erkek hep beraber verdik. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki eşit, adil, demokratik, özgür, sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye'yi yeniden hep beraber inşa edeceğiz. Ve aydınlık bir gelecek tasarısıyla kurulan cumhuriyetimizin karartılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz.
Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri medeni kanunumuza sahip çıkmaya bu vesileyle davet ediyoruz. Ve bugün bizimle dayanışma içerisinde olan kadın platformlarını, kadın derneklerini, tüm kadın örgütlerimizi ve gene bizlerle duygu ve düşüncelerini paylaşan, bizim duygu ve düşüncelerimizi çoğaltan herkesi buradan selamlıyoruz. Ve hep söylediğimiz gibi hepimiz eşit, hepimiz tok, hepimiz güvende, hepimiz özgür oluncaya kadar da mücadelemiz sürecek diyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.